Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 16 Temmuz 2024. Bu akşam biraz evvel KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Ozat, Medya Haber TV'ye çok önemli, çok kritik bazı açıklamalarda bulundu. Ve ilk defa açıklıyorum, kamuoyunun da bilgisi olsun diyerek İmralı'daki tecritte dikkat çekti. Bunun AKP tarafından pazarlığa dönüştürüldüğünü, bir şantaja dönüştürüldüğünü ve bunu reddettiklerini söyledi. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Ozat'ın açıklamalarının detaylarını birazdan sizinle paylaşacağız. Buna geçmeden evvel ZAP'taki son duruma, çünkü günlük olarak aktarıyoruz orada, biliyorsunuz çok ciddi bir durum var. Bu durumu her gün elimizden geldikçe sizinle paylaşıyoruz. Dün gece paylaşmıştık. Ahmediye Derano katında, ki burası Zap, Metina, Gare bölgelerinin arası, ortası oluyor, bir karayolu var. Burada özellikle de Bahar Tepesi'nde Zap'ın batı istikametinde çok yoğun çatışmaların yaşandığına dair bilgiler geldi. Köylülerin, çevredeki köylülerin, bugün bazılarıyla görüştüm. Köylülerin yaptığı tarife göre, verdikleri bilgiye göre Bahar Tepesi'nde çok yoğun bir şiddetli bir patlama yaşanmış ve alev alan bir cismin yere düştüğü belirtiliyor. Köylülerin tarifine göre bunun bir helikopter olabileceği söyleniyor. Bir helikopter olabileceği tahmin ediliyor. Ancak HPG Basın İrtibat Merkezi'nden daha bu konuya ilişkin resmi, bunu teyit edecek bir bilgi yok. Tabii Ankara'dan zaten bir açıklama olmuyor. Hiçbir zaman bu yönlü açıklamalar, buradaki duruma ilişkin gerçek açıklamalar yapılmıyor. Orada durum olduğu gibi devam ediyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki buranın niye önemli olduğunu, ne olduğunu bunu günlük olarak sizinle paylaştığımız için bu akşam bu konuya çok fazla detaylı girmeyeceğiz. Ama bazı bilgiler var ki onları da söylemeden geçemiyor insan. MİT'in bir yandan burada askeri gerilim, askeri operasyonlar var. Durumlar, sevkiyat dün gece de vardı. MİT'in de artık sahada olduğu ve o bölgenin köylüleriyle, köy muhtarlarıyla görüşerek onları ajanlaştırmak, onlara ajanlık teklifinde bulunduğunu veya dayatmasında bulunduğunu bugün öğrendik. Buna kim öncülük ediyor? Yani hangi muhtarlar nasıl görüşüyorlar, hangi muhtar ajan olmalı veya olabilir şeklindeki telkinleri de MİT'e KDP yöneticilerinden KDP Politburo üyesi Ali Avni ve KDP'li Doğu Valisi Ali Tatar tarafından yapıldığı söyleniyor. Ali Avni ve Ali Tatar sadece Türkiye'nin bu son saldırılarından rol almıyorlar. Rojava'ya yönelik saldırıdan Türkiye'nin bu hem Rojava hem başvurudaki bütün operasyonel askeri istihbari operasyonlarda bu iki yönetici var. Ali Avni ve Doğu Valisi Ali Tatar. Aynısını Bakur'da yaptıkları gibi işte köy muhtarı, işte köye kaç torba şeker gidiyor, eczanelerde hangi ilaçlar alınıyor falan, bu tür şeyleri yapıyorlar. Muhtemelen artık yani bunlar da, çünkü Türkiye şu anda Doğu'nun hemen hemen tamamını, bütün kırsal kesimini işgal etmek istiyor ve muhtemelen Türkiye bu tip insanları, yani Ali Avni'dir, Ali Tatar'dır, onlara bir valilik rolü bile vermez. Yani şu anda validir, Doğu Valisi. Çünkü valiliği üstlenecek daha büyükleri var, abileri var orada. Sömürge valiliği rolünü abilerine verecekler. Bunlara da baş işbirlikçi vesaire rolü verirler. Bu rolle hareket edecekler. Şimdi arkadaşlar gelelim KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Ozat'ın açıklamalarına. Dediğim gibi Bese Ozat biraz evvel bu akşam, yani 16 Temmuz akşamı Medya Haber TV programına katıldı ve bu programın ilk konusu İmralı'daki tecrit. Şimdi tecrit sorusu soruldu ve tecrit sorusuna ilişkin Bese Ozat dedi ki, burada Mezopotamya Haber Ajansı hemen haber yaptı, oradan sizinle paylaşıyorum. Bese Ozat dedi ki, ilk defa bazı şeyleri paylaşacağız. Bize bazı yeni bilgiler ulaştı. Bu bilgiler sağlam kaynaklardan ulaştı ve kamuoyunun bilmesinde fayda var dedi. Önderliğimizin durumu pazarlık konusu yapılıyor dedi. Bu politikalar kirli ve iğrenç politikalardır. Bunları şiddetle reddediyoruz dedi. Şimdi tabii devamında şunları söyledi. Dedi ki, aynen Bese Ozat'ın şu anda da yazılı halin Mezopotamya Haber Ajansı'nda olan açıklamasının aynısını okuyorum. Dedi ki, sağlam kaynaklardan gelen bilgilere göre Erdoğan'ın tayfasından yetkili bazı kişilerden bizim için şunu bunu yaparlarsa
Öcalan ile kardeşini sonra da avukatları görüştürebiliriz. Fakat görüştürmemiz için şunları yapmaları gerekir. Şu tavizi vermeleri gerekir. Biçiminde çeşitli bilgiler geliyor. Tabii bu bilgilerin geldiği kaynak sağlam bir kaynak. Bilgileri bu tarzda ileten kesimleri de kişileri de biliyoruz. Yakından da tanıyoruz. Yıllardır yürüttükleri politikayı Erdoğan'la birlikte. Yani burada cümle biraz devrik geliyor ama bunları tanıyoruz. Erdoğan'la yıllardır yürüttükleri politikadan biliyoruz manasında belirtiyor. Şimdi devamında dedi ki İmralı'daki tecrit üzerinden pazarlık yürütüldüğünü hatırlattı Besse Oğuz'a tekrardan ve şöyle dedi. Önderliğimiz üzerinde çok alçakça bir politika yürütülüyor. Önderliğimiz kendisi açısından ben Türk devletinin elinde bir rehineyim diyordu. Rehine olarak tanımlıyordu konumunu. Bu tür yaklaşımlar yıllardır var. Hep söyledik. Önderliğimiz üzerinden bir şantaj, bir pazarlık yapılıyor demiştik. Bütün bunları teyit eden bir örnek oluyor. Bu son örnek. Önderliğimizin durumu pazarlık konusu yapılıyor. Son derece alçakça, gerçekten hiçbir ahlaki, hukuki sınır tanımayan, son derece çirkin ve kirli bir politika. Tabii biz bu tür yaklaşımları, politikaları kirli ve iğrenç buluyoruz. Şiddetle reddediyoruz dedi. Ve şöyle devam etti. Bu asla kabul edilemez. Yani bu şantaj pazarlık konusu asla kabul edilemez. Avukatların ailesinin önderliğimizin dışarıyla iletişim hakkının en doğal, en meşru, en yasal hak olduğunu Türkiye hukuku da kanunlarına koymuş. Uluslararası hukukta da bu yazılıdır. Türkiye'de bu uluslararası sözleşmelerin altına imza atmıştır. Önderliğimizin en doğal, en meşru, en yasal hakkını getirip pazarlık konusu yapmak, şunu şunu yaparsanız, bunu bunu yaparsanız kardeşini görüştürürüz. Sonra da avukatları görüştürürüz kadar alçakça bir şey olamaz. Önderliğimizin bu hakları, bu hukuksal hakları, insani, doğal, meşru, yasal hakları pazarlık konusu yapılamaz. Bu hattını bilmezliktir dedi. Özetle. Şimdi arkadaşlar tabii şunu yaparsanız vurgusunu Besse Ozat 2-3 kere tekrar etti. Yani dedi ki Erdoğan'ın tayfasından, muhtemelen Erdoğan'ın çevresinden, yani yönetim kademesinden birileri bunu söylemiştir. Doğrudan işte Erdoğan'ın talimatı, emri olmadan bu tür şeyler konuşulmaz. Yani öyle, yani bunu konuşan kişi muhtemelen üst düzey karar verebilecek bir yetkilidir. Fakat Besse Ozat şeyi söylemedi tabii, yani kendilerinden ne istendiğini, hangi tavizler istendiğini söylemedi. Herhalde bunu şimdilik açıklama gereği duymadı. Ama vurgulamak istediği şeyin bunun pazarlık konusu yapılmadığını, yapılamayacağını ve her ne istenmişse de şiddetle bunu reddettiklerini söyledi. Çünkü bu bir pazarlık konusu olamaz. Meşru bir haktır, insani bir haktır. Türkiye kanunlarına göre de yasal bir haktır. Uluslararası sözleşmelere göre de yasal bir haktır. Ve bunun olması gerekir. Yani avukatlar ve ailesi İmralı'ya gitmeli, görüşmelidir dedi. Tabii Türkiye tarafı ne diyor? Tecrit yok diyor. Şimdi tecrit yoksa o zaman niye işte şunu yapmazsanız, bunu yapmazsanız görüşme yaptırmayız diyorsunuz? Demek ki aslında Türk tarafı da bu şekilde tecriti bir şantaja dönüştürmüş durumda. Bu açıdan Besse Ozat'ın açıklamaları kritiktir. Şimdi tabii burada şey vurgusu da, yani kaynağın sağlam olduğuna dair yaptığı vurgu da önemli. Yani öyle herhangi bir duyum değil. Bu son derece güvenilir, sağlam bir kaynak olacak ki, yani artık hangi, nasıl bir mekanizma üzere ilişkilendiyse Ankara yönetimi, dolayısıyla KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Sayın Besse Ozat bunun çok sağlam, güvenilir bir kaynaktan geldiğini ve zaten öyle olmasa bu açıklamayı herhalde yapma gereği duymaz. Şimdi arkadaşlar tabii tecridi eleştirirken şöyle bir şey de söyledi. Dedi ki Türkiye'deki kendini solcu, sosyalist, aydın, hukukçu olarak tanımlayan kesimlere de bir çağrı yaptı ve bir eleştiri de yaptı. Bu konuda dedi söz söylemeyenin, buna gündeme getirmeyenin, kendini aydın, hukukçu, solcu, sosyalist olarak tanımlanması mümkün değildir dedi. Yani kendini
Yani hem tecride karşı sessiz olup hem kendini aydın ve okçu olarak tanımlayanların sessizliğini eleştirdi. Bu konuda bir cümle kuramayanlara aydın veya muhalefet denilemez dedi. Ve tabii ki şeye dikkat çekti. İşte yürütülen kampanyanın önemine dikkat çekti. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bessie Hozat. Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde belki yeni başka şeyler de duyacağız bu konuya ilişkin. Fakat Türkiye'nin de Türkiye tarafının da devlet tarafının da muhtemelen bu açıklamaya vereceği bir cevabı olmalı. Yani eğer Türkiye'de Ankara'da gazeteci varsa bunu Erdoğan yönetimine sormalı. Siz bunu hangi pazarlık konusuna çevirmek istiyorsunuz diye sormalıdır. Ama Tayyip Erdoğan'ın ekibine İmralı'daki tecridi, Kürt hareketine karşı hangi pazarlığa, hangi şantaja dönüştürmek istiyorsunuz veya bu konudaki düşünceniz nedir? Niye bu tecrit var şeklinde soru soracak kimse de şu anda Türkiye'de yoktur. Varsa da Erdoğan'ın olduğu platformlara sokulmuyor zaten. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.